Almışlar tabii. Oranın yaşlı bir adamı sarıkla dolaşır sokakta. Öyle bir adam. Yani dirayetli böyle. Taş gibi eski. Öyle hiç taviz vermez. Sokakta 90, 95, 94 o dönemde bile sarıkla dolaşıyor. Derse geldi. Derse geldi ama sonuna girdi. Yani burayı okurken geldi. Oturdu. Burada okuduğum gibi Yuhanna İncil 14. bab. Yuhanna İncil 16. bab. Yuhanna İncil gene 16. bab 8. ayet. Yuhanna İncil 11. ayet. Bunu adam oturdu Yuhanna İncil'i, Yuhanna İncil'i. Zannetti ki başı da bu. Baştakileri okumadığını zannetti. Bir baktı ulan nereye geldim ya, Hristiyan mı bu adam ya? Yuhanna İncil'i 8. ayet, 9. ayet, 10. ayet. Dedi ki hoca sen Hristiyan mısın? Dedi. Hristiyan zannetti beni. Öyle Yuhanna böyle diyor da diyor da diyor da. Çıtan diyor da. Böyle bir türlü bir adam. Adam peygamber bunu bir daha. Hiç vakti ya. Hiç vakti ya. Tam işte. Hiç vakti ya. Tam yuhlanacak adam da. Yani. Tamam Yuhanna İncil'i diyorsun ama okuduğun zaman zaten ortaya çıkıyor. Da neyi gösteriyor? Ama onu Yuhanna, o anlamıyor. Yuhanna İncil. Yuhanna İncil. Yuhanna İncil. 8. ayet, Yuhanna İncil bilmem ne. Adam hoca. Ya sen hoca gözüküp da sen Hristiyan mısın dedi. Böyle tehdit var ya öyle ha. Yok emce dedim ya ben onun peygamberimse deliller şey yapıyorum. Bırak ya delilleri. Sen onun bilinen delillerini yap. Böyle, yapar mısın? Yap bunu. Bırak ya onu İncil'i. Yuhanna. Tamam emce. Tamam dedim. Tamam. Öyle yapıyoruz. Yani, O da iyi. hiç bukalamıyor. Tabii sen ya. Adam haklı yani bir yandan. Haklı tabii. Ya, şimdi o yaşlı adam kafası öyle genel demek ki o adam böyle derslere hiç dikkat etmemiş, gitmemiş, bakmamış. O kadar yok yok sonra yani. Geldi diyor. Evet, sonra geldi. Sonra geldi. Ya, daha önce de katılmamış. Eyçi ama kaba demiyor. Va demiyor o. Daha önce de kafanın o kadar kafası çalışıyor. Kafa şimdi daha önce de katılmamış böyle derslere. Dikkat yok, dinleme. Bu başkan değil. Muammer abisin bu. Şimdi bu Muammer. Şimdi bu oldun ha. Ha oldun. Oldun ha mı oldun. Şimdi bu. Sen bavuşkunum o ituysa. Mi bavuşkunum. Almancı mıdır? Şey o, milletin ortasında seni Hristiyan mısın? Ya tabii ki. Amacı. Ama bir sun da sonini bir bekle de ondan sonra de. Ha. Sabri de. Doğru, evet doğru. 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 Yani, para sabrı da. Var, vas yaptı değil mi? Muya var mı? Para sabrı, para sabrı. Para sabrı. Konu kemedi. Konu çaldı. Konu kaldı da. Konu. Bir tane de okuyayım tamam kesiyorum. Gene Yuhanna İncil'i. Böyle. Tamam. O zaman başka bir şey var. Peki Yuhanna İncil'i. Hem İncil'i Yuhanna 16. bab 11. ayet. Zira bu alemin reisi gelmesinin hükmü gelmiştir. İşte alemi reis haşi evet o zat öyle bir reis ve sultandır ki 1350 senede ve ekser asırlarda her bir asırda lakal 350 milyon tebaası ve rayiyeti var. Kemali teslim ve inkiyatla evamirine itaat ederler. Her gün ona selam etmekle tecdid-i biat ederler. Her asırda 300 o zaman nüfusun az olduğu dönem dahi. Evet. Zira bu alemin reisinin gelmesinin hükmü gelmiştir. İşte alemin reisi elbette Seyyidül Beşer olan Ahmedi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Bir tane de okuyayım İncil'den. Hem İncil-i Yuhanna 16. bab 13. ayet. Ama o hak ruhu geldiği zaman sizi bir cümle hakikate irşad edecektir. Zira kendisinden söylemiyor.
İsa tahrip edilmiş Yuhanna. O tahrip edilmiş Yuhanna'dan. Niye demek ki kaldıramadılar? Göremediler mi? Nasıl oldu anlamadım ben de. Bir cümle işittiğini söyleyerek gelecek nesnelerden size haber verecek. Bitti. Cümle şu. Ama o hak ruhu geldiği zaman sizi bir cümle hakikate irşad edecektir. Zira kendisinden söylemiyor. Bir cümle işittiğini söyleyerek gelecek nesnelerden size haber verecek. Cümle bitti. İşte bu ayet sarihtir. Acaba umum insanları birden hakikate davet eden ve her haberini vahiden veren ve Cebrail'den işittiğini söyleyen kıyamet ve ahiretten tafsilen haber veren Muhammed-i Arabi aleyhissalatü vesselam da başka kimdir? Ve kim olabilir? Aleyhissalatü vesselam ruhlarına El Fatiha. Amin. Demek ki Yuhanna İncili, Markos İncili, başka bir tane neydi? Barnabal var. Bir de İbranice. Evet. İbranice hiç tahrip edilmemiş diyorlar. Ve onu da göstermiyorlar, çıkarmıyorlar. İbranice. Demek ki bu Yuhanna İncili'nde bu kadar olduğuna göre İbranice'de olsa o zaman çok ayetler var. Var. Ya. Mesela Pakistan'da da bir tane İncil bulundu. Barnabal mı? Barnabas mı? En az tahrip görenlerden onu Pakistan devleti ile Türk devleti özel kuruyormuş. Ve Türk Genelkurmay Başkanı'na verilmiş buna. O ordu koruyormuş onu. Onu şu anda bile çıkartamıyorlar. Yani hakiki İncil budur diye ilan etse yer yerinde onu oynayacak demek. Peygamberimizden peki çok... Peki o şeyler papazlar bilmiyor mu? Biliyorlar da. Biliyor ama halk bilmiyor ya. Evet. Papazlar bilmez mi ya? Hepsi biliyorlar da. Hepsi biliyor. O bilgilerden dönüyor Müslüman oluyor ya. Evet. Çok var Rus, çok var Rus. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Hem Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in mucizelerinden okuyorum. Hem nakli sahih ile Ebu Bekir Sıddık'tan haber veriyorlar ki Hazreti Ebu Bekir Sıddık söylüyor. Sure-i Tebet Yeda Ebi Leheb bin nazil olduktan sonra Ebu Leheb'in karısı bu sure nazil olunca cehennem oduncusu demiş ya Ebu Leheb'in karısı Ümmü Cemil'den Hamalatel Hatab bir yani cehennem oduncusu bir taşı alıp Mescid-i Haram'a gelmiş. Kimin? Ebu Leheb'in karısı. Ümmü Cemil denilen kadın. Hamaletel Hatab. Böyle bu ayet nazil olunca taşı almış kadın. Mescid-i Haram'a geliyor. Kadın. Taşı alıp da. He taşı almış. Ebu Leheb'in karısı. Ebu Leheb'in karısı. Gelmiş Kabe'ye. Ebu Bekir ile Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam orada oturuyorlar. Gözü Ebu Bekir Sıddık'ı görüyor ama peygamberi görmüyor ve soruyor. Kadın. Kadın. Onu göstermiyor Allah. Peygamberi göstermiyor. Görmüyor. Hazreti Ebu Bekir'i görüyorsa beraber oturuyorlar. Ona soruyor kadın Ebu Bekir Sıddık. Soruyor. Diyor ki ya Ebu Bekir senin arkadaşın nerede? Senin arkadaşın nerede diyor. Ben işitmişim ki beni hicvetmiş. Beni böyle aşağılamış. Cehennem oduncusu. Ha kadın diyor ona. Çünkü cehennem oduncusu cehenneme taşlarla insanlar olacak ya odunu. Oraya cehennem oduncusu olarak beni azarlamış. Aşağılamış demiş. Ben görsem onu bu taşı ağzına vuracağım. Kafasına vuracağım. He ağzına atacağım diyor o ağızlar ağzına. Söylediği için. Abi suratına atacağım taşı diyor. Kadına bak. Yanındayken Hazreti Ebu Bekir
yanındayken Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı görmemiş. Elbette hıfz-ı ilahi olan bir sultan-ı levlaki böyle bir cehennem oduncusu onun huzuruna giremez, göremez. Ağzına mı düşmüş? Görememiş. Başka. Beşinci hadise, haberi sahile haber veriyorlar ki Amir İbni Tüfeil, Erbet İbni Kays ikisi ittifak ederek Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ın yanına gitmişler. İkisi. Bir tanesi şu. Amr İbni Tüfeil. Ötekisi de Erbet İbni Kays. Düşman. Peygamberimizin yanına gitmişler. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ın yanına gitmişler. Amr demiş ki ben onu meşgul edeceğim. Sen onu vuracaksın. Ben onu konuşacağım. Sen arkadan vuracaksın. Peygamberimiz için. He. Ben onu meşgul edeceğim diyor. Ben ona soru soracağım. Bir şey diyeceğim. Meşgul edeceğim. Sen onu arkadan vuracaksın. Arkadan vuracaksın. Sonra bakıyorlar ki bir şey yapmıyor. Allah Allah meşgul ediyor. Adam da arkada oturuyor bir şey diyor. Duruyor bir şey yapmıyor. Gittikten sonra arkadaşına dedi. Neden vurmadın? Ben onu meşgul ettim. O dedi. Nasıl vuracağım? Ne kadar niyet ettim? Bakıyorum ki ikimizin ortasına sen geçiyorsun. Seni nasıl vuracağım? Allah onu kaldırıyor, onu koyuyor önüne. Nasıl vuracağım diyor. Tam vuracakken diyor, sen geçiyorsun diyor. Sen orada oluyorsun. Bir şey. Mucize ya. Altıncı hadise, nakli sahile haber veriyorlar ki, Gazve-i Uhud'da, Uhud Savaşı'nda veya Huneyn'de Şeybe İbni Osman el Hacibi ki Hazreti Hamza onun hem amcasını hem pederini öldürmüştü. İntikamını almak için gizli geldi bu adam. Uhud'da kim? Şeybe İbni Osman Hacebi. Bu adamın hem babasını hem amcasını Hazreti Osman gebertmişti. Bu adam geldi. Gazve-i Uhud'da. Uhud Savaşı'nda. İntikam almak için gizli geldi. Ta Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın arkasından yalın kılıç kaldırdı. Tam arkasına nasıl gelmişse. O kadar simsi simsi oraya kadar girdi. Girdi oraya kadar girdi. Peygamber aleyhissalatü vesselamın savaş anında arkasına kadar geldi. Arkasından kılıcı kaldırdı. Birden kılıç elinden düştü. Tam vururken elinden kılıç düşüyor. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ona baktı, elini göğsüne koydu. Elinden düştü. Neye düştü? Arkasına bir tane darbe yemiş. Sonra Peygamber aleyhissalatü vesselam dönüyor, bakıyor ki adam elinden kılıcı düşmüş, böyle bekliyor. Sonra Peygamber aleyhissalatü vesselam elini koyuyor adamın göğsüne, gözüne bir bakıyor. Şeybe der ki, o dakikada dünyada ondan daha sevgili adam bana olmazdı. Demek Allah Celle Celaluhu ona o iman etmeyi nasip etmiş ki yani ki oldu. Ama Peygamber Efendimiz amca da ne etmemiş. Evet. Bak nasip, görüyor musun? Nasip olmuş. Nasip oldu. Ben, o adam diyor ki o anda diyor öyle bir sevgi oldu ki bende o dakikada dünyada ondan daha sevgili adam bana olmaz. Şuna bu Allah'ın takdirle imana geldi. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ın ferman etti buna. Haydi git harp et dedi. Şeybe dedi. Yani o kadar iman ediyor. Ondan sonra savaşa gidiyor. Geldiği tarafa karşı savaşıyor. Git harp et. Harp et dedi. Şeybe dedi. Ben gittim. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ın önünde harp ettim. Eğer o vakit pederim de rast gelseydi vuracaktım. Ya, öyle bir şarj oldu da öyle bir işte, nasıl iman? Yani demek nasip etti Allah ona. Biz en ufak bir şeyde hemen yan çiziyoruz yani. Hemen daha. Ne nasıl bir şey ya? Nasıl demek teslimiyet? Yani mesela bugün evde ders yapıyordum da böyle. Hazreti Hatice validemiz ilk iman edenlerden kadın yani. Ya
Şimdi o zaman bu dini ihtiyaç çeksin. Bizans var. Roma var. O Mekke'de bir sürü putlar var. Hepsine karşı din ilan edeceksin. E kadın, ya yapma etme ya, ne yapıyorsun, sana mı kaldı ya? Sen bir köyü kurtaracaksın. Sen mi şey yapacaksın demiyor. Destek veriyor. İlk iman ediyor. Tamam iman ettim. Sen ne yaparsan yap demiyor. O da tebliğe başlıyor. Yani o iman etmek çok zor ya. Kimse yok ki seni tasdik edecek. Yani mesela bu köyde ben Müslümanım deyince bir köylü bana demiyor ki o nereden çıktı İslamiyet? İslamiyet biliniyor. Hepsi de Müslüman zaten. Benim İslamiyetimi mur basıyor. Tamam Müslüman değil mi? Ama desem ki ben bu köyde tövbe tövbe Hristiyanım desem. Ne yaparlar? Linç ederler ya. Aynı huzurluk var dedi orada. Hani şimdi aynı. Ben Hristiyan. Şu anda ben desem ki ben Hristiyanım. Ne olsaydı? Orada daha şey. Şimdi gene belki de beni kesmezler de. Kimse yüzüme bakmaz ama belki linç ederlerdi. Linç etmezler de yüzüne çeviren olmaz. Kimse yüzüne bakmaz. Bakmaz. Çünkü şimdi Müslümanlıkla köyün de Hristiyanlık birbirine karışmış. Karıştı yani. Evet. Hristiyan mıdır, Müslüman mıdır de belli değil ya. Evet. Öyle öylesi de var. Ama yani dinsiz... Kimse sana bir şey demez. Ama yüzüme bakar. Medenileşti diyecek. Evet. Bakar bakar. Daha iyi bakarlar. Daha iyi bakarlar. Mucizeler olursa bir şey yapmaz. Mucize olur diyecek. Yani şimdi düşün ama bu adam bunun karşısında olan adamlar ata bağlamış kadını. O kadar azgın, saldırgan, hırçın. Kadınıya 4 tane iman etti diye 4 tane at. Bir atı bir ayak koluna bağlamış. Kadın ya Sümeyye var ya. Bir atı da öteki ayağına, bir atı öteki ayağına, öteki ayağına, kollarına bağladı. Farklı yerlere atı koşturarak paramparça etmişler. Böyle bir şey yani böyle. Bu ortamda sen çıkıp dini söyleyeceksin. O zaman Müslüman olmak ölümü ben öleceğim nazar almaktır. Çoluk çocuğun tarumar ediliyor ya, yok ediliyorsun. Yani nasıl yapacaksın? Demek ki o zaman özgürlük yok da. Şimdi ne özgürlüğü ya? Var. Şimdi Cuma'dan çıksa ben artık Hristiyanım desen kimse bir şey demez. Yazıklar olsun de. Belki bir kısmı. Bir iki tanesi. Demez ya. Yani. Yok o kadar da değil ya. O kadar da değil mi? Tabii ya biraz yüzümüze bakmazlar ya. Bakmazlar. Çünkü şöyle mesela ki işte benim dayımın çocuğu İsveç'te gitmiş oraya. Namaz yok, niyaz yok. Yani yaşantıları onun gibi oradan evlenmiş. Ama biri dille şey yaptığı zaman adamı bıçakladı, iki adamı bıçakladı yani. Bak görüyor musun? Yani. Yapma. Ne bıçaklarsa bıçaklarsın. Kim evlendi? Dersin benim. Yok yok. Yani Hristiyanım desen çok sert tepki alırsın. Nurcu çok... dediğin zaman da tepki alıyor. Nurcu deyince yani İslamiyet'ten bir tane cemaattir. Cemaat diye kafalarına duymuş da televizyonlarda da cemaat tamam. Bu din değil de ama İslam içinde bir şey. Ama bu din yani. Her Fethi Mekke gününde Fedale namında birisi. Fedale. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın yanına vurmak niyetiyle gelmiş. Mekke'nin fethinde. Adam nasıl yapmışsa gizli gelmiş. Fedale diye. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ona bakıp tebessüm etti. Peygamber anladı böyle. Bir bakıyor, tebessüm ediyor. Diyor ki o, nefsinle ne konuştun dedi Ferdale'ye. Ferdale böyle bakınca tabii içinde bir şeyler oldu. Ne konuştun diyor içeridekilerle diyor. Ferdale için talebi mağfiret etmiş Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Yani ya Rabbi bunu affet, bunu Müslümanlığı nasip ettiğin. Ferdale imana geldi ve dedi ki o vakit ondan daha ziyade dünyada sevgilim olmazdı. İmana geliyor. Müslüman oluyor. Ya. 7. hadise nakli sahihiyle Yahudiler suikast niyetiyle Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam oturduğu yere üstünden büyük bir taş atmak anında peygamber nereye oturuyor biliyorlar. Onun arkasından yukarıdan
biliyorsunuz da böyle tepeliktir burası gibidir. Büyük bir taş ayarlamışlar. Yuvarlayacaklar yani. Taş yuvarlandı. Peygamberimizin üzerine. Üzerine. Yakından bir mesafe. Atmak, tam üstünden büyük bir taş atmak anında Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam o dakikada Cebrail aleyhisselam geliyor. Kalk ya Muhammed diyor. Hıfz-ı ilahiyle kalkmış. O suikasta akım kalmış. Kalkıyor. Taş havaya gidiyor. Şimdi bir yer okuyacağım, çok ilginç. Yani belki de Kur'an'ın en kesin delillerinden bir tanesini okuyacağım şu anda. Bu yedi misal gibi çok hadiseler vardır. Başta İmam-ı Buhari, İmam-ı Müslim ve Eyme-i Hadis Hazreti Ayşe'den naklediyorlar ki Vallahu yasimuke minen nas. Yani Allah seni insanların şerrinden koruyacak. Zarardan koruyacak ayeti bu. Ayeti nazil olduktan sonra ara sıra Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama muhafaza eden zatlara ferman etmiş. Yani şimdi bir belediye başkanı, bir başbakan, bir bakanı koruyorlar ya. Peygamberin korumaları vardı bu ayete kadar. Bu ayet geldi. Vallahi yasimi keminen nas. Allah seni sana şerinde koruyacak bu ayeti gelince peygamber... Onlar da kaldırdılar. Ondan sonra kaldırdılar. Peygamber şöyle dedi o korumalara. Ya yennasun sarifu fakad asemeni rabbi ve azze ve celle. Yani nöbetdarlığa lüzum yok. Benim Rabbim beni hıfzediyor ya ashabım. Bırakın beni. Beni Allah koruyun, bırakın artık. Peki şimdi niye deli? Bunu dedi ve kimse korumuyor. Ve yatağında ölüyor 23 sene. Yani böyle bir insan Roma, Bizans düşman, kavim düşman, kabilesi düşman, amcası düşman, Ebu Leheb, Galisi, Cemil, biraz önce okudum. Düşman, sen nasıl yatağında ölürsün ya? Yani hiç koruman yok. Peki, vallahi asımı keminen nas ayeti, Allah seni koruyacak dedi. Peki ya sen olacaktı? Bu ayet yanlış olacaktı. Hani Allah seni koruyacaktı? Bu ayet yanlış olunca Kur'an da bitecekti. E Kur'an bir tane ayet yanlış olur mu? Yani böyle bir insan korumasız nasıl yatağında ölür? Böyle herkes düşman ya. Yani o zamanki insanların 5'te 4'ü iman etmemiş. 5'te 1'i etmiş. Bu o kadar acayibime giriyor ki ben Kur'an'da 2 tane ayet var. Kur'an kadar değerli benim için. Bir tanesi şu. Biz indirdik. Biz koruyacağız. Bu ayet bana şunu veriyor. Ha Kur'an tahrif olmamış olamaz. Tahrif bozulma olmamış olamaz. Niye olamaz? Ayette diyor ki biz indirdik biz koruyacağız. İnsanlarla alakası yok. İkincisi de bu. Vallahi yasım hükümlerine naz. Ben seni koruyacağım diyor. Nöbetdarlığa lüzum yok. Ya sen ne olacak? Ya suikast olsa bu ayet yanlış olacak diye. Demeyecekler miydi ki sana? Aha bak bu ayet vardı. Hani Allah koruyacaktı bak öldü. İşte şu risalede baştan buraya kadar gösteriyor ki şu kainatın her nevi her alemi Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ı tanıyor, alakadardır. Her bir nevi kainatta onun mucizatı görünüyor. Demek Zat-ı Ahmedi aleyhissalatü vesselam Cenab-ı Hakk'ın fakat kainatın Halik'i itibariyle bütün mahlukatın Rabbi unvanıyla memurudur ve Resuludur. Koruyor. Onu koruyor. Başka mucizelerden okuyayım. Tevrat, İncil, Zebur ibareleri Kur'an gibi icazkar olmadığından hem mütemadiyen tercüme üstüne olduğundan pek çok yabani kelimenin içine girmiş. Mesela İsa aleyhisselam gelmiş. Bir asır geçiyor 100 sene. Bir asır da geçiyor 100 sene. Bir asır da geçiyor 300 sene. 300 sene. Bu arada kim ne duymuşsa, ne anlamışsa, ne anlatabilmişse kulaktan ağızdan kulaktan ağza 300 sene sonra İncil yazılıyor.
Sağlam olur mu? Sadece duymayla. Duymayla. 300 sene sonra yazıya dökülmüş. Sağlam olur mu artık? Adam ne anladıysa. Ben mesela bir şey anlatıyorum. Anlatmak istediğim ne, adam ne anlamış? Ters anlıyor ki öyle yazıyor. Öyle yazıyor. Yani ne anladıysa öyle yazıyor. Öyle yazıyor. İşte bu bozulmuş. Tercüme etti. Bir de tercüme edilmiş. Olduğuna pek çok yabani kelimeler içerilerine girmişti. Hem müfessirlerin sözleri ve yanlış tevilleri onların ayetleriyle iltibas edildi. Bir de onu izah edenler vardı. İzah edenler. Mesela Tevrat'ın Kabalah denen bir tefsiri var. Yani Kütüb-i Sitte gibi bizde. Kabalah diye. Şimdi onların alimleri bu bozulmuşu bir de tevil ediyorlar. İzah ediyorlar. Ne kaldı yani? Hiç Allah ile ne alakası kaldı? Adam fikriyatı Allah dedi gibi olmuş. Teviller onların ayetleriyle iltibas edildi. Hem bazı nadanların ve bazı garazların tarifatı da ilave edildi. Bazıları da bozmuş. Kasten. Şu surette o kitaplarda tarifat tahyirat çoğaldı. Bu surette hem İncil'de hem Tevrat'ta bozulma çoğaldı. Hatta Şeyh Rahmetullahi Hindi Allame-i Meşhur Kütüb-i Sabıkan'ın binler yerde tarifatını keşişlerine ve Yahudi ve Nasar ulemasını ispat ederek ispat etmiş. Yani İslam alimlerinden bu zat onların keşişlerine bak Hristiyan alimlerine göstermiş. Bak burası tarif edilmiş diye ispat etmiş. İşte bu kadar tarifatla beraber şu zamanda dahi meşhur Hüseyin-i Cisri rahmetullahi aleyh o kitaplardan 114 delili nübüvvet-i Ahmediye dahi çıkarmıştır. Bu kadar tarif olduğu halde Hüseyin-i Cisri denilen bir azat da alim 114 tane peygamberimize delil çıkartmış. Demek ki, he? Demek ki onu bozanlar göremedi. Göremedi. Görse bozacak. Onu da bozacaktı. Yani. 114 bu kadar bozulmasına rağmen 114 tane peygamberimize deliller çıkartmış. Nübüvvet-i Ahmediye çıkarmıştır. Risale-i Hamidiye'de yazmış. O Risale'yi de Manastırlı Mehrum İsmail Hakkı tercüme etmiş. Kim arzu ederse ona müracaat eder görür. Hem pek çok Yahudi uleması ve Nasara Hristiyan uleması ikrar ve itiraf etmişler ki kitaplarımızda Muhammed-i Arabi aleyhissalatü vesselam'ın efsafı yazılıdır. Sıfatları yazılıdır diyor onların alimleri. Evet gayrimüslim olarak başta meşhur Rum meliklerinden Hırak itiraf etmiş. Demiş ki bu Rum yani Bizans yani Bizans krallarından Hırak. Hırak mı ismi diyorlar. Hirak itiraf etmiş demiş ki evet İsa aleyhisselam Muhammed aleyhisselatü vesselam'dan haber vermiş. Niye peki itiraf etmemiş? İnan etmemiş. Beni azdederler, beni keserler diye imanını göstermemiş, saklamış. Roma İmparatorluğu'nun kralı bu. Hem Rum Meliki Muvakkis namında Mısır hakimi ve ulema-i Yahud'un en meşhurlardan İbn-i Suriya ve İbn-i Ahtab ve onun kardeşi Ka'b bin Esed ve Zübeyir bin Batıya gibi meşhur ulema ve reisleri gayrimüslim kaldıkları halde ikrar etmişler ki evet kitaplarımızda onun efsafı vardır ondan bahsediyorlar. Zaten peygamberlik nereden çıktı demiyorlar bunlar ne Hristiyan ne de Yahudi alimleri. Bizden niye çıkmadı? İtirazlar o. Bizde niye olmadı? Yani bu ne demek ya peygamberlik? Ne, böyle bir şey mi var? Böyle bir müessesin var demiyor. Niye diyorlar? Ha var zaten bekliyorlardı ama kendilerinden bekliyordu. Yani mesela peygamberler hep İsrail kavminden gelmiş. Evet. Asaletli bir sulale oldu da. Evet. Asaletli sulaleden geldi düşüncesiyle düşman oldu da. Düşman oldu. Acayip bir şey ya. Başka? Hem ulema-i Nasara'dan Hristiyan ulemasından bahsi geçen meşhur Buhayra-i Rahib. Buhayra-i Rahib. Buhayralı Rahib. Yolun kenarına
kilisesi var, manastır var. Orada tek başına kalıyor. Peygamberimizin sıfatlarını biliyor. Onu bekliyor. Doğması lazım, doğdu. Bir yerden çıkması lazım diye. Alim bu adam. Rahip bu. Buhayra-i Rahip ki Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Şam tarafına amcasıyla gittiği vakit 12 yaşındaydı. Amcası götürüyordu. Ondan sonra Ebu Talip götürüyordu. 12 yaşındaydı amcasıyla Şam'a ticarete giderken adam bak ne yapmış. Buhayra-i Rahip onun hatırı için Kureyşleri davet etmiş. Bir bakmış kafile var. O çocuğun hatırı için komple kafileyi kiliseye davet etmiş yemeğe. Baktı ki kafileye gölge eden bir parça bulut daha kafile yerinde gölge ediyor. Niye etmiş ama? Bakmış ki kafileye nezaret eden bir bulut var. Güneş yakmasın diye bulut da kafileyle hareket ediyor. Onun için davet etmiş. Davet etti ama kafileye çocuğu bıraktılar. Büyük adamlar geldi manastıra. Bakmış ki Buhayra, o rahip Buhayra Ali, bulut hala kafilenin üstünde. Gelmiş sormuş kafilede kim var demiş. Bir çocuk var demişler. Burada bir şey olmaz, kefil benim demiş. O çocuğu da çağırın. Esas aradığım çocuk o. Demek aradığım adam orada kalmış. Sonra adam göndermiş, onu da getirmiş. Ebu Talib'e demiş ki, Ebu Talib, sen dön. Amcasına diyor, sen dön, bu çocuğu al. Mekke'ye git. Niye biliyor musun? Şam'da Yahudiler var. Yahudiler hasutturlar. Hırslı böyle düşmandırlar. Düşman, hasut, hırslı böyle hasetçidirler. Bunun efsafı, sıfatları Tevrat'ta mezkurdur. Bunun sıfatları Tevrat'ta var olduğu için bunu tanıyacaklar. İşte yürürken siması. Çocuğu tanıyacaklar. Çocuğu tanıyacaklar. Hiyanet ederler. Sen bunu geri al dön demiş ve geri dön. Gitme oraya. Gitme. Bu çocuğu öldürecekler dedi. Bak. Vay be, ne bahtiyar adammış bu. Başka? Çok var, çok var. 350 tane. Ha burada 350 tane. Sen kilişten, taştan, şeylerden var daha. Evet var. Zehirleme olayı var. Ondan sonra cuma hutbesine oturma, göz var. Onları da söyledi. Onlar evet. Yazmıyor. Hepsi 350 tane. Gider mi sabaha kadar? O bitmez daha 350. Ha bu kadar bir şey diyor. Seçme olarak. Ha böyle. Söyledi onu demin de. Aynı söyledi onu. Ben 3-4 sefer okumuşum. Ya. Aferin. Hem dağıtır isminde meşhur bir Nasara'nın alimi efsafını görmüş, iman etmiş. Rumlar içinde ilan etmiş, alimmiş fakat şehit edilmiş. Aynen öyle. Şehit edilmiş. Geri dönmüş amcası, almış çocuğu geri dönmüş. Bu başka şeyini okudum. Dağıtır isminde meşhur bir Nasar alimi. Dağıtır. Hristiyan alimi. Peygamberimizin sıfatını İncil'de görüyor, iman ediyor. Alim olduğu için ilan ediyor. Alimler ilan etmek zorunda. Bildiğini söylemek zorunda. Yoksa dilsiz şeytan olacak haşirde. Sen belki diyemezsin, demezsin ama o demeyle vazifeli der. Dedi, ne yapmışlar? Şehit edilmiş. Şehit edilmiş. Ya. Hem Nasara'nın rüyasından Haris İbni Ebi Sümeyyiril Gasani Şam'ın büyük dini reisleri ve melikleri yani Sahibu İlya ve Hirat ve İbni Natur ve Carut gibi meşhur zatlar kitaplarında efsafını görmüşler ve iman etmişler. Yalnız Hirat, Rum lideri, dünya saltanatı için imanını izah etmemiş. Peygamber, o kral, Rum kralı peygamberimizin sıfatını görüyor ama beni saltanattan azlederler diye imanını ikrar etmemiş. Hem bunlar gibi Selman el Faris, o da Eve Nasara'ydı.
Selman-ı Faris ki peygamberimizin çok yakını bir sahabe, Hendek Savaşı'nın işte mimarlarından bu. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın efsanı gördükten sonra efsafını onu arıyordu. Hem Temim namında mühim bir alim, hem meşhur Habeş reisi Necaşi, hem Habeş Nasarası, hem Necran papazları bütün mütefikan haber veriyorlar ki biz Efsaf-ı Nebeviye'yi kitaplarımızda gördük, onun için imana geldik. Habeş padişahı, Habeş reisi Necaşi, hem Habeş Nasarası, Habeş'in en büyük Nasara lideri, Hristiyanların başı, hem Necran papazları, bütün mütefikan hepsi Müslüman oluyor. Mesela bu kadar padişah, Osmanlı padişahları var. Resimleri olduğu halde tanıyamıyoruz. Ama onun resmi yok. Efsafini diyor. Yani onun vasıflarını anlatıyor Tevrat. Evet. Ondan sonra diyorlar ki o vasıflar bunda mevcut. İman ediyor. Evet. Kim o? Peygamberimiz o. Evet. Peygamberimizin sen bu hepimiz ressamcı olsak, resim çeksek hepimiz peygamberimize, sen başka türlü çekiyorsun. O başka türlü birbirine öyle olur. Değil. Resim o değil. Değil. Ya. Resim değil. Yani Tevrat'ta, İncil'de resmi yok ki onun. Onun efsafini yani simasını anlatmakla sıfat. Beraber şu ahlakta olacak, şöyle davranacak. Bulut onu yakmayacak, gölgesi yere düşmeyecek, bağırsanız ne derseniz de sinirlenmeyecek. Şimdi onun sıfatları şöyle okudu, orta boylu, kıvırcık saçlı, o şekli, dişleri, bu dişleri seyrek inci gibi neyse. Dişleri, ayın 14'ü gibi parlıyor, arka taraftan da gözü gözüküyor, manevi gözü. Yani şeyler bu, yani bu görüntü emince. Bu görüntü bundan ileri. Ahlakı. Davranışları, tavırları, susması, yürümesi, soru sorulurken ona karşı cevabı, düşmanlarına karşı durumu, savaştaki. Ama sen saydıkların hepsi Cenab-ı Allah'ın izniyle, onun yardımlarıyla olmuştur. Yani. Tabii neyle olacak? Hem, hem Türkçe Yuhanna İncili'nin 14. bab. Şimdi Yuhanna İncil. Bozulmuş Yuhanna'dan okuyayım bak. Yuhanna İncili'nin 14. bab. Atlaya geliyorum. Örnek olsun diye birkaç tane oradan bundan atlıyorum. Yuhanna İncil'in 14. bab ve 30. ayeti şudur. Artık babta şöyle geçiyor. İncil'de. 14. babında. Artık sizinle çok söyleşmem. Zira bu alemin reisi geliyor. Ve bende onun nesnesi asla yoktur. İşte alemin reisi tabiri Fahri Alem demektir. Fahri Alem unvanı ise Muhammed-i Arabi Aleyhisselatü Vesselam'ın en meşhur unvanıdır. Bak Yuhanna İncil'de bu ayet var şu anda. Bizim bir ev sahibi vardı. Kilise papaz idi. Getirirdi İncil'i. Bir tane var İncil dedi. Yeni İncil. Bir de eski. Sorardık ona. Abim söyledi daha. Eski İncil'e bak. Yeni domuz etinde. Yeni İncil'de yazıyor ki. Yani Almanca. Biraz domuz eti yiyebilirsin. Yeni İncil. Eski İncil'e bakıyor aynı şeye. Domuz eti yiyemezsin diyor. Bak değiştirmişler İncil'i bile değiştirmişler. Tabii. Ya şu anda bozuk olan gene Yuhanna İncil'inde şöyle geçiyor. İncil-i Yuhanna İncil'i 16. bab ve 7. ayette şudur. Ama ben size hakkı söylüyorum. İsa Aleyhisselam diyor. Ben gittiğim size faydalıdır. Zira ben gitmeyince tesellici size gelmez. İşte bakınız. Reis-i Alem ve insanlara hakiki teselli veren Muhammed-i Arabi Aleyhisselatü Vesselam'dan başka kimdir? Evet, fani alem odur ve fani insanları idam-ı ebediden kurtarıp teselli veren de odur. Etul Hala ne dedi biliyor musun?
Bunu yanında olan birisi nakletti bana. Çok etkilendim yani. Çünkü ondan böyle bir şey beklenmezdi. Kadın yaşlı, kendi bilge insan ama. Çok hoşuma geldi. Diyor ki, ben de dinliyorum. Telefonu açtı, ona söylettiriyor. Tamam. Diyor ki, bu varlık sahnesine diyor, varlığa tek bir insan gelmiş. Diğerleri de insan ama bütün insanlar hep ondan yardım istiyor, ona muhtaç. Peygamberler dahi peygamberin şefaatine muhtaç. Bak bütün, ya bir kişi de yardım bekliyorlar dedi. Şimdiye kadar milyarlarca insan gelmiş. 124 bin peygamber gelmiş. 124 milyon evliya gelmiş. Hat ve sava gelmeyen ulema var. Peygamberler var vesaire bu İslam sahasında. 124 bin peygamberler de dahil. Hepsi bir kişiden, Merhamet bekliyor. Merhamet bekliyor. Hepsi onun şefaatini bekliyor. Hep onun şefaatinde. Yani çok etkilendim ya. Ya bir kişi geldi diyor ya. Diğerleri bir şey değil ki dedi. Ay böyle dedi. Adem Hoca yani dedi. Çok okuyor da o çok okuyor. Okuyor yani. Bütün böyle kitapları okuyor. O takvim yapraklarını ezberliyor da ya. Ezber hafızası şey. Yasin okuyordum böyle. Dedim ya bir okuyayım dedim. Tamam buna şey bereket olur. Herhalde galiba dördüncü sayfadan, birinci sayfadan biraz anlamazsın diye. Birinci sayfadan girdim, yarıya kadar okudum. Dördüncü sayfaya geçtim, yarıya okudum. Beşten biraz okudum. Altını sonundan bitirdim. Dedi ki, şu kadar şuradan okudun, şu kadar şuradan okudun, şu kadar buradan okudun. Buradan okudum. Kim dedi? Etuluk Han. Biliyor mu onlar? Tabii. Acayip. O dedi yani, dedi ki Hasan, bütün diyor beşer, bütün insanlık, kaydı var bende, kaydetti o. Bütün insan diyor, yani bu kadar insan geldi gelecek. Peygamberler dahil, evliyalar dahil, ulema dahil. Hepsi ona muhtaç, onun şefaatini bekliyor. Bir kişi mi? Bir kişi. Bir kişi diyor. Son peygamber. Onu herkes biliyor da, senin dedumunu nasıl şey yaptı bana? Herkes bilmiyor. Sen neyi okudun? Yasin. Yasin okudum. Yasin'in şerifi hepsinin bütün baştan sona. Bitirmedim. Ha. Acelem vardı şimdi bir dedim sana bir Yasin okuyayım. Yani. Sizden kestin. Yasin Kur'an'ın hekim inneke leminel murselin. Tamam. Yarıya kadar geldim. Yarıya kadar. O sen. Ondan sonra ben ikiyi ben okudum. Üçü de okumadım. Dördü geçtim. وَاَيَاتٌ لَهُمَنَّا هَمَنَّا زُرِّيَّةً فِنْ فُنْكِنْ مَشُونَ diye devam ettim. Yarıya kadar geldim. Dördün yarısına geldim. Şeye, beşin. Altının da oradan bir yerden başladım. Tamam. Dibini bitirdim. Dedi ki şuraya, şuraya kadar okudun. Şurayı da şuraya kadar okudun. Şurayı da şuraya kadar okudun. Bravo. Demek ezber biliyor. Ya bilmediği bir şey yok yahu. Ramazan'da, bu konuda yani. Ramazan'da bir iki defa atim yapar. Yani kaç yaşında? 90 var mıydı? Yok mu? Yok yok. Annemle işte 2 yaşı var. 86 yaşında. 86 yaşında. 88 anne. Vay be. Bu atimle alakası yok ya. Bu demek bilgisi var da Yasin için. Ben ama beni ben ondan şunu beklemiyordum. Böyle bir ezbere tefekkür. İki sayfayı bitiriyorum, okuyorum. Sonuna getiremiyorum. Bazı noksanı atlıyorum. Bir türlü şey yapamadım. Ezber artık şimdiden sonra olmaz. He? Şimdiden sonra daha ezber yapamaz. Yaparım. Yapamaz bir kişi olacak. İkincisi de tek kişi bir de olur. Mesela yan veddir. Hani vuruyorsun ya ona. He. Onları bile düzeltemiyorsun icabinde yani. Da bu yaştan sonra. Ya o hatalarını zor da gene eskiye kayıyor. Eskiye kayıyor. Ama dediği şu. Ben ondan beklemediğim için etkilendim. Bir kadın ya, 86 yaşında bir kadın yani, köylü bir kadın. Ya bu nasıl der ya, diyor ki, peygamberler diyor bak, bütün peygamberler, bütün evliyalar, bütün ulema, hepsi bir kişiden yardım bekliyor, ümit ediyor diyor. Kurtulacağımı onu vesileyle... Bir yerden şey yapmış kafaya... Ama daha... Yok, hep okuyarak. Yani. Hep okuyarak.
Şimdi mesela diyelim ki bu sahada çalıştığı için onun o şekilde konuşmalarını dikkati çekiyor. Bizim çekmiyor. Niye? Biz hep dışarılarda görüyoruz. Çalışmada malışmada. Ama geceleri bile uyumadığı zamanlar da oluyor. Gece uyumadığı zamanlar bile oluyor. Çok beni etkiledi yani. İhlaslı bir şey söyledi ki burada bile tekrar ettim. Vay be dedim. Böyle bir şey dedim ya. Dedim ki bir kaydet de bana göndersene dedim. O anda cebi aç. Cebi aç da bir konuştur. Adem Hoca gelmişti ya. Hı. Açtı. Allah razı olsun. Çok etkilendim ya. Ben de şeyden geliyordum. Bir dersten geliyordum uzak. Çanakça, Yalı köylerden geliyordum. İstanbul'a 2 saatlik yolum var. Gece öyle. Baktım ki acayip bir şey ya. O kadar fesuvan Allah. Gurur duyuyor insan tabii. Hem İncil-i Yuhanna 16. bab 8. ayeti. Bak ne diyor? Diyor ki o day geldikte dünyayı günaha dair, salaha dair, hükme dair ilzam edecektir. İşte dünyanın fesadını salaha çeviren ve günahlarından ve şirklerden kurtaran, siyaset ve hakimiyeti dünyayı tebdil eden Muhammed-i Arabi aleyhissalatü vesselam'dan başka kim gelmiş? Kim var hakikaten? Çok acayip ya. Sifo. Birkaç tane de okuyayım da kesiyorum. Hem İncil-i Yuhanna 16. bab 13. ayet. Bir gün başıma ne geldi biliyor musun? Şimdi ders okuyoruz ya. Gelen oluyor da gelen gidiyor, gelen geliyor. Dersin ortasına gelen var, sonuna gelen var. Biraz önce bak başka yerden okuyorduk. Yuhanna İncil'i başladık ya şimdi. Ama başında okuduk. Kırıkan'da gene böyle bir ders yapıyorum. Bu Çaykara'dan, Heylan'dan dolayı göçmüşler Kırıkan'a.